Merhaba, Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğum Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu. Gökçe Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gazetenin 60. yılını aslında kutluyoruz. 60 yıl meslekte, bu camiada gazetecilik yapmak tabii çok zor. O yüzden sizi biraz başlarken başa götürmek isterim. 60 yıl önceye nasıl başladı bu serüven ve bugünlere nasıl ulaştığını önce bir oradan başlayalım konuşarak. Hay hay, tabii 60 yıl Türkiye'deki bir gazete için çok uzun bir yıl, bir süre. Çok Hatta doğru. bunu Türkçe gazeteleri bir yana bırakın, bir de İngilizce bir yayın organının 60 yıl yaşaması Türkiye için başlı başına önemli bir başarı sayılabilir. Daily Çok News doğru. da Turkish Daily News olarak başlangıçta kurulup bugün Hürriyet Daily News olarak devam eden 60 yıllık bir serüven, ama başlangıçtan bugüne aynı yayın çizgisinde benzer mantıklar hareket eden ama dünyanın değişmesiyle beraber o bütün değişim süreci içerisinde de aslında topluma Türkiye'nin bir aynası vazifesini gösteren bir gazete. Çok aslında ilginç bir hikayesi varmış. Ben de bunu önceki yayın yönetmenlerinden Yusuf Kanlı'dan öğrendim. Gazetenin kurucusu İlhan Çevik 1960 darbesi yapıldığında Londra'da basın ateşesi. Darbe yapıldıktan sonra darbe yönetimi fişlemelere başlıyor. Demokrat Parti'ye sempatizan olanları tek tek ayıkladığını düşünüyor. Böyle bir fişlemeye girişiyor. İlhan Çevik de Londra ateşesi, basın ateşesi ve Demokrat Parti sempatizanı olduğu gerekçesiyle görevine son veriliyor ve Türkiye'ye dönüyor. O da bir gazete kurmak istiyor. Yusuf Kanlı da şey diye yazmıştı bizde, belki darbe olmasaydı bu gazetenin kurulumuna vesile olmazdı. Her şerde bir hayır varmış, belki görevden uzaklaştırılmasaydı. Tabii ki bu işin şakası, ama İlhan Çevik daha sonra Ankara'ya geliyor ve o zamanki adıyla Turkish Daily News'un bir şekilde İngilizce bir yayın organı olarak Türkiye'deki yerleşik yabancılara daha çok hitap eden bir gazete kuruyor. Aslında biraz da iptidai başlamış o zamanlar. İşte çünkü çok fazla yayın da bulabileceği kaynak yok. Ajanslar var. Ajanslar dışında işte kendi yerel lokal diyebileceğimiz haberler var. Bunları Türkiye'de bulunan çoğu aslında yabancı şirketlerin görevlileri, işte yabancı askerler ya da yerleşik yabancılar üzerinden bir tutunmaya çalışan bir gazete mecrasıyla başlıyor. Ama başlangıçtan bu yana derdi hep aynı aslında. Türkiye'de olup biteni dünyaya bir yandan anlatmak, bir yandan da Batı standardı içerisindeki, uluslararası gazetecilik standardı içinde gerçek tarafsız habercilikle beraber olanı biteni anlatma derdi. Yani bugün gelinen noktada sadece Türkiye'de yaşayan yabancılara değil, yani Türkiye'yi dışarıdakilere de anlatma derdi var ve sadece bir hani Türkçe haberlerin çevirisi şeklinde de ilerlemiyor bu iş, öyle tabii, değil mi? Tabii şimdi ben şöyle adlandırıyorum, 1960'ları düşünürseniz Soğuk Savaş dönemi. Tabii. Soğuk Savaş döneminden bugün geldiğimiz döneme bence siber kapitalizm dönemi diyebiliriz. Ben öyle adlandırıyorum çünkü her şey birbirine geçmiş durumda. Büyük teknoloji şirketleriyle beraber müthiş bir hem fırsat hem aslında bir yanıyla da problemli bir dönem. Çünkü insanların birbirine bağlantısı çok kolay, dünyaya bağlantısı çok kolay, ama bununla beraber bilgi kirliliği ve o kirlilik içerisinde de kendinin, yani okurun kaybolması da çok muhtemel.
Dolayısıyla Soğuk Savaş dönemindeki yayıncılıkla bu zamandaki yayıncılık biraz farklı. O zaman çok kısıtlı iletişim imkanı olan insanlara olanı biteni biraz anlatmaya çalışırken şu anda aslında tüm dünyanın Türkiye'deki ya da bölgedeki haberlere ilişkin yurt dışından da ulaşabileceği bir referans kaynak olma misyonu var. Dolayısıyla yani ana akım medya dışında İngilizce yayın yapması hasebiyle de Türkiye'ye ilişkin yurt dışındaki haber kaynağı dediğinizde en başta Hürriyet Daily News geliyor diyebiliriz, rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki sizce Türkiye'ye bu kadar süre içerisinde özellikle son hani 5-10 yıldır bir bakışın değiştiğini, hani habercilik üzerinden bakışın değiştiğini söylemek mümkün mü ya da değişti mi diye belki de sormak gerekiyor. Yani Türkiye'de yapılan haberciliğe, habercilik akışına, Türkiye'de yaşanan olaylara dışarıdan hangi gözle bakılmakta sizce, hangi gözle bakılıyor? O nabzı tutabiliyor muyuz? Çok doğru ama sadece Türkiye açısından değil, tüm dünyada bu değişiyor ve sürekli bir canlılık içerisinde aslında. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle sosyal medya kullanımının muazzam geliştiği dönemde ana akım ya da şöyle diyelim eski konvansiyonel medyanın işi çok daha zor. Neden zor? Çünkü iletişim olanakları çok hızlı ve insanlar birbirinden çok daha hızlı haberdar oluyor. Ama şöyle bir şey yok, ortadan kalkan bir filtre sistemi var sosyal medya dolayısıyla. O da haberin, habercinin kendi misyonu olan doğruya birkaç kaynaktan süzerek ulaşmayı zorlaştırıyor. Yurt dışında son dönemde bu sizin söylediğiniz 5-6 yıllık süreçte slow journalism diye bir akım aslında ön plana çıktı. Bu da konvansiyonel gazetecilikle sosyal medyadan farklı olarak haberlerin aslında ilk verildiği andaki yanlış verilebilme tuzağına düşmeden biraz daha hazmederek ama doğru filtre sistemlerinden geçip doğru şekilde yayınlanması ve en doğru şekilde okuyucuya ulaşması üzerine gerçekleştirilen bir yayıncılık sistemi. Şimdi bu aslında bana daha değerli geliyor. Haberi ya da haber malumat dediğimiz hikayeyi hızlı bir şekilde ama doğru bir şekilde vermek çok önemli. Dolayısıyla bu hem yurt dışında hem Türkiye'de bir mesele. Ama tabii Türkiye boyutuna girdiğinizde de tabii ki son 5-6 yılda çok daha farklı bir sistem göz önünde. Çünkü yani Türkiye'nin de bir dışarıyla bir hem algı anlamında hem gazetecilik ve sosyal medya üstünden bir kavgası var. Öyle gözüküyor. Doğru. Çok doğru söylediniz. Oradaki tabii muhtemelen bunlar yansıyor. Peki Hürriyet Daily News özelinde şunu sormak isterim. Çok güçlü de rakipler de var. Yani hani lead ediyor dediniz, başı çekiyor dediniz. Doğru, çok güzel de söylediniz. Bugün çevreme baktığımda yabancı arkadaşlarımın ya da yurt dışında olup orada yaşayan yabancı arkadaşlarımın işte haber takiplerini genelde Hürriyet Daily News üzerinden devam ettirdiğini görüyorum ama işte hani hemen ajans bakımından Reuters, AFP, AP işte daha sonra bir sürü biliyorsunuz farklı medya kuruluşu aynı şekilde yayın yapmaya başladı. Orada farkı nerede yaratıyorsunuz? Yani farkımız nerede? Orada bir fark olması lazım ki biz başı çekiyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Şu var ki biz ajans gazeteciliği yapmıyoruz. Başlangıçta onun adını koymak gerekiyor. Ajans gazeteciliği çok daha demin dediğim aslında o hıza ilişkin bir gazetecilik. Yani en hızlı olan biten hikayeyi aslında çok da derine inmeden anlık son dakikalarla duyurmaya yönelik bir şey. İnternet sitesinde bunun da belli oranlarda yerine getiriyoruz ama bizim AP'den ya da Reuters'tan farkımız şu oluyor.
diğer yabancı ajansların doğrudan algılayamayacağı ya da derinlemesine geri planını, arka planını çok bilmeden haberleştirdiği mevzuları biz aslında arka planını vererek yayınlayabiliyoruz. Mesela bunu kadın cinayetleri üzerinden de anlatabiliriz. Bravo, Türkiye'deki kadın cinayetleri üstünde biliyorsunuz ki maalesef çok özellikle son 10 yıldır bir kötü şöhreti var Türkiye toplumunda bu hikayenin. Ve, evet, artan bir grafik var, doğru. Bu grafik sürekli geliyor. Bunun üstüne çalışan uzman gazeteci arkadaşlarımız var. Artık maalesef Türkiye'de kadın cinayetleri uzmanı olmuş editör arkadaşlarımız var ki bunların aslında yani kadın editörlerin çoğunlukla mesele edinip bunları yıllardır göz önüne getirip haberleştirmesiyle çok doğru bir mücadele şeklinde bir toplumsal değişikliğe sebep de olan aslında kamuoyu yaratmış bir gazetecilik örneği var. Şimdi bu örneği biz içimizdeki gazeteci arkadaşlarla ve refleksimiz dolayısıyla çok daha iyi yansıtabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse. Çünkü arka planını biliyoruz. Yıllardır süren davalar var. Onlar takip ediliyor. O davalarda kimin ne kadar ceza alıp kimin ne kadar ceza almadan hafifletilmiş sebeplerle indirime gittiği gibi bir sürü arka planı oluyor hikayelerin. Bu arka planlarıyla beraber birleştirip verdiğinizde çok daha farklı bir yayına dönüşüyor. Yani bir kadın cinayetin haberini verirken aslında onun arka planını ve toplumsal mücadelesini de vermiş oluyorsunuz. Farkımız tek örnekle anlatmak gerekirse aslında burada ortaya çıkıyor. Yani sadece haber değil, haberin hikayesini, habere kültürel kodlarını, habere dair başka uzmanların yorumlarını, o işinlerden yani ve haberin takibini de o noktada yapıyorsunuz. Sadece verip geçmiyorsunuz. Çok iyi anladım. Peki şimdi İngilizce tabii artık global bir dil. Yani bu gazetecilik ve İngilizce konuşurken belki bizi izleyecek olan gazeteci adayı arkadaşlarımız da olacak. Bugün geldiğimiz noktada birçok üniversitenin, fakültenin iletişim fakültesi, radyo televizyon bölümleri var. Ama ben oralarda bir konuşma yaptığım dönemlerde birkaç kere gittiğimde şunu fark ettim. İşte nasıl biz öne çıkabiliriz, ne yapabiliriz iyi bir muhabir olmak için, iyi bir gazeteci olmak için, alanda olmak için sorular var. Ben hepsine aynı şeyi soruyordum. Yani arkadaşlar İngilizce biliyor musunuz? Dış basını takip ediyor musunuz? Türkiye'nin dışarıya yansımasını, Türkiye'den dışarıya nasıl bakıldığını. Yani bütün bunları algılayabilmek, dil bilmek çok önemli diyordum. Bilmiyorum siz de gidiyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz biliyorum. Şimdi İngilizce yayın yapan da bir gazetenin genel yayın yönetmeni olarak buradan gazeteci adayı arkadaşlara bu dil ile ilgili, dil ve gazetecilik bağlantısıyla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Zaten İngilizce zannederim artık toplumsal olarak, yani herhangi bir dil, İngilizce, Almanca, Fransızca ya da Mandarin, Çincesi gibi, yani İspanyolca, herhangi birini bilmek herhangi bir iş için gerekli zannedersem. Ama ben gazeteci arkadaşlara, gazeteci adayı arkadaşlara da genellikle şunu söylüyorum gittiğim, yaptığım konuşmalarda, iletişim fakültelerinde. Zaman zaman da ders veriyorum, orada da söylüyorum. Mutlaka yani bu dil bir zorunluluk. O zaten cepte olması gereken bir şey. Onu yazımı geliştirmek için de mümkün olduğu kadar gazete okuyun, kitap okuyun diyorum. Bu çünkü Türkçe'de de aynı şey geçerli. Muhabir arkadaşlarla ilk konuşurken D'yi D'yi ayırma konusunda biraz kitap okuma ödevi verilirdi eskiden. Çünkü okuduğunuz kadar yazabiliyorsunuz. Okuduğunuzdan daha fazla yazamazsınız hiçbir zaman. Daha fazla yeteneğiniz, yani çok Marquez değilseniz yazamazsınız okuduğunuzdan daha fazla.
O da çok ihtimal içinde değil. Fakat ben daha çok şunu söylüyorum arkadaşlara. Gazetecilik eğitimi dışında bir uzmanlık alanı belirlemeleri kendileri için çok daha faydalı olacaktır. Bu ne olabilir? Çok daha farklı bakabilirler. Tarih olabilir ya da hukuk olabilir ya da yani medikal alanda diplomasi, kendilerini geliştirir. Belki. Diplomasi olabilir. Ben uluslararası ilişkiler arka planından gelen, eğitiminden gelen bir gazeteciyim. İşte doktora seviyesinde gazetecilikle tanıştım daha sonra. Ama iletişim fakültesi özelinde eğitimini, lisans eğitimini yapan arkadaşlara ben mutlaka kendileri içerisinde uzmanlaşabilecek bir alan belirlemeleri gerektiğini söylüyorum. Bu işte özellikle yeni enerjiler ve çevre olabilir, arkeoloji olabilir, çok büyük bir uzmanlık alanı ve çok Türkiye açısından geniş bir haber kaynağı barındırıyor. Sanat olabilir, tarih olabilir, bir sürü alan var ama yeter ki kafalarında bir alan olsun. Ona ilişkin bir uzmanlıkları olsun. Ha, bu demek değil ki sadece o alanda gazetecilik yapacaklar. Bir sürü farklı alanda çalışma pratiğine sahip olacaklar zaten. Çünkü gazeteciliğe başladığınızda oradan oraya bir sürü alan gezebiliyorsunuz. Doğru. Ki ne kadar gezerseniz de o kadar fayda sağlarsınız kendinize. Bunu söylemekte hiçbir beis yok. Peki gazeteciliğin geleceğini nerede görüyorsunuz? Çünkü büyük bir dijital dönüşüm mü başladı? Az önce siz de söylediğiniz sosyal medya bunun içinde çok da etkili. Yani ciddi bir vatandaş haberciliğinin de döndüğünü sosyal medyada görüyoruz. Onun yanı sıra yazılı hani basının da bir şekilde evrimleşip hafif hafif bir dijitale dönmeye başladığını da görüyoruz. Bu noktada neredeyiz? Aslında hangi mecrada olursanız olun, kurumsal bir yapınız varsa gazetecilik, gazete anlamında, marka anlamında diyorum mesela Hürriyet, Türkiye'nin en kurumsal medya markasıdır. Amerika için de New York Times böyledir. Yani evet. Eski medyadır aslında baktığınız zaman. Şimdi yeni kuşak içinde bunun karşılığı var mı diye sorarsanız var. Yani sosyal medya ya da sosyal medyanın bir sürü unsuru olsa bile bugün en klasik gazete diyebileceğimiz Amerika'daki New York Times kendini sadece kağıt olarak değil, yani kağıdı bir yerde tutuyor. Kağıttaki gelirleri de hiç azımsanacak gelirler değil. Ama 3 yıl önce ilk kez dijitaldeki gelirleri kağıt gelirlerini geçti New York Times'ın. Bu kendileri açısından muazzam bir başarı. Çünkü şunu getiriyor. Amerika'nın en eski kuruluşu, basın kuruluşu, en böyle köklü basın kuruluşu ya da işte köklü deyince aslında biraz da köhne bir yapı da akla gelebilir. Çünkü değişmez. Büyük gemiler değişmez çok kolay kolay. Ama öyle değil. Bugün New York Times dünyanın her yerinde herkese ilişkin farklı bir paketle dijital unsurlarını satıyor. Mesela siz Türkiye'deyseniz eğer abone oluyorsanız size çok daha indirimli bir fiyat sunuyor. Buranın yaşam koşullarını bildikleri için ya da Romanya'da yaşayan insanın yaşam koşullarını, ilgi alanlarını bildikleri için. Ve neredeyseniz orada sabah size bir mail gönderiyor. Günün özetini sizin bölgenizle dahil olmak üzere içeren, aslında sabah kalktığınızda ilk iş gazeteye bakar gibi o mailden bütün haberleri, New York Times'ın seçtiği haberleri okuduğunuz bir modelle size gazetesini okutmuş oluyor. O gazetenin büyük oranda klasik basılı gazetede de var. Ama siz dijitalden okuyup dijitalden abone oluyorsunuz gibi. Dolayısıyla hepsi bir girift yapı bu. Sadece okuduğunuz ya da izlediğiniz mecranın değiştiği fakat gazeteciliğin temel özelliklerinin aynı kaldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Bunda da şu avantaj var.
Yani konvansiyonel gazetecilikten, o gazetenin temel ilkelerinden haberdar olan, o nosyondan gelen insanlar daha kolay bir şekilde bu aslında dijitalleşme sürecine adapte olabilir. Onun örneği New York Times. Yani çok klişe bir örnek ama bugün yaşadığımız doğru bir örnek. Doğru. Peki bundan sonraki 60 yıl içerisinde Hürriyet Daily News nerede olacak? Ya da yakın gelecekle alakalı böyle değişik hamleler, sürprizler, planlar var mı? Son olarak da bunu sorayım. Biz aslında tabii ki önceliğimiz her zaman olduğu gibi Türkiye içerisinde olup biten kendi okur kitlemiz olan bir aslında diplomatik bir misyonu var gazetenin. Türkiye'deki diplomatlar öncelikle olmak üzere ve buradaki yerleşik iş dünyasına yönelik olan biteni anlatma, onun dışında da ülkemiz hakkında fikir elde etmek isteyen, bilgi elde etmek isteyen dünyaya ilişkin dijitalden yayınımızı devam ettirme. Yani hem basılı hem dijital yayınımızı buna göre pozisyonlandırıyoruz. Fakat tabii ki dünyanın gittiği nokta daha dijital ve dijital içerisinde de şu anda haberlerin artık haberleştirilme süreci yazılı olmaktansa daha çok videoya ve görselliğe kaydım. Bugün şu anda mesela bir görsel söyleşi yapıp gazetecilik üzerine konuşuyoruz. Bu da aslında bir Hürriyet gazetesi okumuş doğru oluyor insanlar. Bunu daha çok İngilizce konuşan dünyaya yönelik böyle bir bakış açısıyla dijitalde biraz daha bunlara yönelik işler yapıp aslında dünyaya daha kolay ulaşma yönünde de bazı adımlar olacak. Talep de var ama değil mi bu arada? Çok var çünkü zaten bizim internet sitemiz de öncelikle yurt dışından okunuyor. O evet. Önemli bir yani şöyle düşünün, ilk üç sırada Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri var. İngiltere, Almanya gibi. Yunanistan'dan çok okunuyoruz. Çünkü Yunanistan, Türkiye arasındaki bu sürekli bir hem rekabet hem bir dost, bir rekabet. Bir kis barışık, evet doğru söylediniz. Durumu iki kıta, iki kıyı arasında da böyle bir gergiti var. Ve dolayısıyla Yunanistan'dan da çok okurumuz oluyor. Çok büyük talep var aslında. Daha çok video ve görsel işlere de bu çerçevede düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için Gökçe Aytulu. Çok mersi verdiğiniz bilgiler için. Böylelikle Hürriyet Daily News'u biraz daha yakından tanımış olduk. Çok da iyi oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Haftaya bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.